Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim bu bölümde yine Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan Kürsüden Öğütler 52 konuda vaaz örnekleri. Bu iki bu 52 vaazı da 52 tane hocamız yazmış. Alanında uzman hocalarımız yazmış. Gerçekten hazırlanmış Türkiye'deki en güzel ve en sahih kaynaklardan derlenmiş vaaz kitabı diyebilirim. Tüm hoca kardeşlerimize, tüm kardeşlerimize tavsiye edebileceğimiz bir kitap. Bunun baş tarafında e, vaaz edecek olan hocamızın dikkat etmesi gereken bazı kurallardan bahsediyor. İnşallah biz de bunları söylemeye çalışalım, aktarmaya çalışalım. Evet. Evet, vaaz ve irşat hizmetlerinde uy uyulması gereken bazı kurallar demiş mesela. Kendisini çok iyi yetiştirmelidir birincisi. Her yönden dolanımlı olması lazım. İki Anlatacağı konuya çok iyi hazırlanmalıdır. İyice öğrenmediği ve bilmediği konularda konuşmamalıdır. Çünkü e, yanlış konuşup insanları e, yanlış şeylerle bilgilendirebilir. Bir ayeti anlatırken siyak, sibak yani öncesini sonrasını daima göz önünde bulundurmalıdır. Siyakına, sibakına bakmalıdır. E, neden bahsediyor? Bir öncesinde bir sonrasında neden bahsediyor? Konu bütünlüğüne dikkat etmelidir vaaz ile amacı İslam'ı tebliğ ve tebyin etmek yani tebliğ duyurmak ve tebyin açıklamak olmalıdır. Vaazdaki amaç İslam'ı tebliğ duyurmak ve tebyin açıklamak olmalıdır. Temel kaynak olarak Kur'an ve sahih hadisleri almalı, uydurma hadislere, gereksiz hikaye ve İsrailiyata asla yer verilmemelidir. Yani uydurma hadislere, gereksiz hikayelere, İsrailiyata yer verilmeden Kur'an ve sahih hadisleri esas almalıdır. Anlatımda Kur'an metodunu kullanmalı, inizar, uyarma ve müjdelemeyi, vaat, ödül ve vaidi, tehdidi yani tehdidi yani cennet, cehennemi, sevap ve ikabı, azabı daima dengede tutmalıdır. Ancak müjdeleme, kolaylaştırma, sevdirme ve sevap olduğunu bildirmeyi öncelemelidir. Yani müjdeleme, kolaylaştırma, sevdirme ve sevap olduğunu bildirme öncelemeli ama uyarıyı da inzarı da vaadi de vaadi de işte ikabı da unutmamalıdır. Hep böyle müjdeli şeylerden bahsederse ins insanlarda bir tembellik oluşur. Hep müjdelerse insanlarda bir rehavet oluşur. Ama hep de böyle uyarma, tehdit ayetleri işte cehennem ayetlerinden bahsederse insanların bu sefer de insanlar ümitsizliğe sevk eder. Cemaati psikolojik, sosyolojik, ekonomik, ideolojik, kültürel, siyasal, inanç, eylem ve davranış biçimlerini iyi tanımanı vaazlarında bunu göz önünde bulundurmalıdır. Sade ve anlaşılır bir dil ve yumuşak bir üslup kullanmalı, asla bağırıp çağırmamalıdır. Bağırmadan, çağırmadan yapması lazım. Anlattıklarına ve İslam'a söz, eylem ve davranışlarıyla ile ters düşmemeli, örnek insan olmaya çalışmalıdır. <laughs> Anlattıklarını tersine işler yapmayacak. Yani sigaranın kötülüğünden bahsedip dışarıda sigara içiyorsa olmaz. Kişileri değil inanç ve davranışları hedef almalıdır. Yani bir şeyden bahsettiği zaman kişiden bahsetmeyecek. O inanç ve davranışın kötü olduğundan bahsedecek. Kişiden bahsetmeyecek. Vaaz ve irşatta hakkı tavsiye ve İslam'ı tebliğde azim, sabır ve sebat göstermeli, e, göstermeli tepkilere karşı tahammüllü olmalıdır. Yani vaazlarda yaptığı şeylerden dolayı tepki de alabilir. Bu tepkilere karşı tahammülü göstermesi lazım. Katlanması lazım bunlara. 13. Fitne ve fesada sebebiyet vermemelidir. Buna çok dikkat etmeli. Konu seçiminde zaman, mekan ve muhatapların durumunu dikkate almalıdır. Seviyesine göre konuşmalıdır. Vaazlarında inandırıcı, yönlendirici, duygulandırıcı, düşündürücü ve bilgilendirici bir yöntem kullanmalıdır. 16. Söz söyleme sanatını konuşma ve anlatma tekniklerini iyi öğrenmelidir. Bu cümleden olmak üzere sözcükleri doğru söylemeli, cümleleri kısa ve düzgün kurmalı, güven verici ve nazik olmalı, bazen aklı ve mantığa, bazen duygu ve düşünceye hitap etmeli, jest ve mimiklere, el kol hareketlerine dikkat etmeli, cemaati gözü ile takip etmeli, ses tonunu ve ses cihazlarını iyi ayarlamalı, konuyu planlı bir şekilde işlemeli özellikle ses cihazları hocamızı rezil de eder, vezir de eder. Onun için ses cihazlarına çok dikkat edecek. Ses cihazları cızırtılı olursa, ayarları bozuk olursa hocamız ne yapamaz? Düzgün vaaz edemez. Cemaatin ihtiyaç duyduğu konulara ağırlık ve öncelik vermesi lazım. Yani mesela o bölgede hiçbir günah işlenmiyor mesela diyelim. Alkol yok, kimisi alkol içmiyor. Sürekli kalkıp da alkolden bahsetmemek lazım genelde en çok düşülen hatalara öncelik verilmesi lazım. Aktualiteyi takip etmeli, kitap, dergi ve gazete okumalı, yeni fikir ve gelişmeleri takip etmelidir. Biraz gündemi takip etmesi gerekiyor. Vakur, ciddi, güler yüzlü ve saygılı olmalıdır. Yani böyle lauballi olmamalı. 20. Sosyal ilişkiler ve ziyaretlere önem vermelidir. Yani esnaf ziyaretleri, ev ziyaretleri bunları yapabilir. Kurum ziyaretlerini. 21 giyimle, kılık kıyafetini ve temizliğe azami dikkat göstermelidir. Çünkü insanlar ee, kılık kıyafetleriyle karşılanır. İşte fikirleriyle uğurlanır denir. 22 dini sorulara Kur'an ve sünnete akıl ve mantığa uygun cevap vermelidir. Yani mantıksız olarak cevap vermemeli. Akla ve mantığa yatacak şekilde cevap vermesi lazım. 23. Vaazı mutlaka ezan öncesinde bitirmeli. Cemaatin ezanı dinlemesine fırsat vermelidir demiş. İşte bazen bazı yerlerde bu olmayabiliyor. Çünkü insanlar tam ezan esnasında camiye giriyorlar. İşte o esnada ezan bitene kadar ezandan birkaç dakika daha alarak belki bir şeyler daha anlatılabilir. Bizim Anadolu'da biz bu kültürü yerleştiremedik. İnsanların yüzde 60'ı 70'i ezanla birlikte içeri girdikleri için hocamız da bir şey anlatamıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir de şöyle kısaca şöyle içine bakalım. Güzel. Başkanlığımız kitapları çok uygun. Fiyat olarak da çok ucuz ve hadis ve ayetlerden, ayetlerden bol miktarda faydalanılmış. Özellikle sahih hadislerden faydalanılmış. Tavsiye edeceğimiz güzel bir eser. İçerisinde 52 tane konu var. Şöyle konuları da hızlıca bir şekilde dikkat çekelim mesela. Bizim en çok muhatap olduğumuz konular, karşımıza en çok çıkan konulardan bahsetmiştir.